Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir mikrofona sahip olan QCY'nin QCY Elite QCY Pro Plus kulaklığını inceleyeceğiz. Şimdi kutuyu açtım ben sizler için önceden inceledim. Kutuyu da görüyorsunuz zaten. Tasarımı güzel bu arada kulaklığın. Dezavantajları var, avantajları var ama avantajları birazcık fazla. Çünkü yapay zeka destekli, hayret ses sertifikasına sahip birçok özelliği bulunuyor. Hemen şimdi kutuyu açalım. Bak zaten kutuyu ben dediğim gibi açmıştım. Şöyle vurarak çıkartalım içine çünkü sıkışıyor. Evet, kulaklığı kırdık sanırım. Neyse, kulaklığın kendisi çıkıyor. Hemen şu kutuyu kaldıralım. Bir tane kullanım kitapçığı geliyor. Şöyle açalım bakalım. Nasıl bağlayacağınız vesaire bunlar zaten kitapçıkta yazıyor görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şuradan da bunun içerisinden de sadece kısa bir Type-C'den USB'ye kablo çıkıyor. Hemen bunu da açıp sizlere göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi Type-C'den USB'ye bir kablo çıkıyor. Şimdi bunların hepsini bir kenara alıyoruz. Gelelim kulaklığımıza. Görmüş olduğunuz gibi tasarımı güzel, küçük. Bak şöyle avuç içime koyayım hatta. Ne kadar küçük olduğunu siz buradan görebilirsiniz. Üstünde QCY'nin kendi logosu bulunuyor. Burada bir type-c şarj girişi ve burada da buton bulunuyor. Böyle bastığınızda işte açıp kapatabiliyorsunuz. Bak mesela şu anda ışığı yandı. Şimdi ben bunun kutusunu açtığımda direkt telefona bağlanacak. Telefona bağlanmaması için önce bir bluetooth'umu kapatmam gerekiyor. Onun sonrasında zaten detaylı görsellerini paylaşacağım. Şimdi bununla dış performans testi de yaptım sizin için. Dışarıda sesi nasıl iletiyor? Araçlar geçiyor, işte rüzgar hafif var, insan sesi vesaire derken güzel bir performansı var. Ben onu baştan söyleyeyim sizlere. Mikrofon kalitesi çok çok iyi. Çünkü 6 tane mikrofon bulunuyor üzerinde. Ama şöyle bir dezavantaj var. Bana göre benim kulak yapıma birazcık uygun değil gibi. Yani sanki böyle düşecekmiş hissiyatı veriyor. Zaten bunu ilerleyen dakikalarda göstereceğim. Şimdi şöyle yapalım. Dış ortamdaki performansı nasıl? Bir onu göstereyim. Sonrasında tekrar geleyim. Teknik detaylarını birazcık paylaşayım ve iç ortamdaki yani gürültüsüz bir ortamdaki sesi nasıl onu da göstereyim. Şu anda sadece ventilatör çalışıyor. Böyle 3 metrelik uzamda bu mikrofon tabii ki de bu gürültüyü almıyor. Bakalım kulaklık alacak mı? Almayacak mı? Şimdi dış ortamdaki mikrofon performansıyla birlikteyiz. Şimdi dış ortamdaki ses performansı yani mikrofon performansına bakıyorsunuz. Yaklaşık 20 metreden geliyorum ve araçlar geçiyor. Birazcık gürültü var. Sesim nasıl geliyor? Siz şu anda dış ortam performansında Sesimi duyuyorsunuz. Aktif gürültü engelleme olduğu için güzel bir şekilde sesimi size iletebildiğimi düşünüyorum. Tabii bunu ben de montajda göreceğim. Şu anda araçlar geçiyor ve tekrardan sesimi net olarak duyabiliyor musunuz? Artık karar sizlerin. Görmüş olduğunuz gibi mikrofonun dışarıdaki performansını göstermeye çalıştım. Bence gayet iyi. Çünkü araçlar geçiyor, insan sesi var, hafiften de olsa rüzgar sesi var ve bunları almıyor. Sizin sesinize odaklanıp direkt olarak karşı tarafa telefon görüşmesi olsun, bu şekilde video kayıtları olsun net bir ses iletiyor. 13 milimetrelik biyodiyafram sürücüler kullanılmış. Hi-Res ses sertifikası teknolojisi bulunuyor bu ürünün. Uyarlanabilir aktif gürültü engellemesi de mevcut. Hi-Res ses sertifikası da sesi net ve doğru bir şekilde alabilmenizi sağlıyor. Bu şu anki yeni nesil kulaklıkların birçoğuna gelmeye başladı ama hepsinde yok olanlarda da fiyatlar bir tık yüksek. Bence şu anki bunun fiyatlandırması yani teknolojisine göre uygun fiyatlı ama kulak yapınıza uyar mı, uymaz mı ona bir bakın derim. Zaten ben sizlere ürünü anlatırken tüm detay, görsellerini, kulaklığı kendi kulağımda duruş hissiyatını göstermeye çalışıyorum. Şarj kutusu ANC kapalıyken 28 saat, ANC açıkken 4 saat oynatma imkanı sağlıyor. Bluetooth 5.3'ü destekliyor ve kesinti yaşamıyorsunuz. Zaten sizlere dış performansla çekim yaptığım mesafe yaklaşık 15 ila 20 metrelik bir mesafedeydi. Herhangi bir önümde bir engel yoktu. Araçlar vesaire geçiyordu ama hiçbir şekilde kesinti yaşatmadı. 6 adet mikrofona sahip ve gürültülü bir ortamda sesinize odaklanıyor ve sesinizi net iletmenizi sağlıyor. Ayrıca QC'ye uygulaması ile kulaklıkları kontrol edebilirsiniz ve oradan farklı eko ayarları yapabiliyorsunuz. İşte bası daha yüksek olsun ya da bası düşük olsun, tizi fazla olsun gibi. Zaten şu anda da uygulamayı gösteriyorum sizlere tüm hepsini kontrol etmenize imkan veriyor. Bu açıdan da güzel. Şu anki baktığımızda bu fiyatlandırmalardaki kulaklıklarda ne bir uygulama var ne bir equalizer ayarı var ama bunda equalizer ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Kulaklığınızın şarjine kadar kalmış bütün ayarlarını uygulamasından bağlantı sağlayıp yapabiliyorsunuz. Bu açıdan güzel. Sesli asistan ile de kulaklıkta işlerinizi halledebiliyorsunuz. Bunların hepsinin görselini de şu anda buraya koyuyorum. Yani oradaki hangi tuşa bassam nasıl açılır vesaire demeye gerek yok. Hani orada şu an anki görselde zaten nasıl açabileceğiniz, hangi işlevler ne işe yarıyor, işte kaç kere dokunursam ne olur vesaire bunları görebiliyorsunuz. Kulaklığımızın ses performansına bir de iç ortamdakine bir göz atalım. Evet dostlar iki kulaklıkta kulağımda takılı, ventilatör hala açık. Yani görmüş olduğunuz gibi iç performans sesi de kulaklığın bu şekilde. Bakın şu anda kulağımda takılı ama böyle çok sağlam durmuyor gibi. Benim kulak yapıma mı uymadı, ben mi beceremedim bilmiyorum ama hani dokunmak da istemiyorum kaydı durdurmak için. Ama duruş hissiyatı görmüş olduğunuz gibi kulağımda bu şekilde. Ve ses performansı hem iç olsun hem dış olsun bence gayet iyi çok böyle net ses iletiyor onu söyleyeyim. Ama tabii ki de böyle bir mikrofon kalitesinde bir telefon görüşmesi kadar değil. Tabii ki de bir, bir kulaklık olduğu için böyle ses bir tık böyle hani mikrofonun yani telefon mikrofonun bir tık altında kalıyor. Ama sesiniz net gidiyor, karşı taraftan net geliyor, müzik vesaire hepsinin ayarını da equalizer dediğim gibi uygulamasıyla equalizer ayarlarından yapabiliyorsunuz ama hiç gerek yok. Çünkü Hi-Res ses sertifikasına sahip olduğu için direkt zaten size net ve doğru sesi aktarmaya çalışan bir kulaklık. Yani bayağı uğraşılmış bir kulaklık onu söyleyeyim. Dezavantaj olarak dediğim gibi herkesin kulağına uymayabilir. Ses bu arada videoyu bu kulaklığın sesiyle bitireceğim. Hani en azından net olarak duyun. Şimdi bir kısa bir süre susuyorum. şu anda vantilatör tam bu tarafından buraya doğru vuruyor. Hani rüzgar aldı mı ya da sessiz olduğumuzda ses nasıl işte dış seslerde vesaire bunları da ev içinde ortamda stüdyomuzda test etmiş olduk. Evet videoyu böyle sonlandıracağım. Sormak istediğiniz gene bir soru olursa yani yardımcı olmaya çalışırım. Ben konuşurken keza arka planda detaylı videolarını yani bu ürünün detaylı görsellerini paylaşmaya çalıştım sizlere. Ki detaylı da bir çekim bir inceleme olsun diye hem dışarıda mikrofonunu test ettim hem de içerideki performansını gösteriyorum. Bu arada müzik seviyorsanız bak net söylüyorum şu zamana kadar incelediğim birçok kulaklık olduğu hatta incelemediğim ve hali hazırda kullandığım kulaklıklarda oldu. Ben sesini çok beğendim. Çünkü gerçekten doğru bir ses performansı iletiyor gibi hissettiriyor. Bası, tizi yani hepsi tam böyle güzel yani uç noktada böyle tatlı bir senkronizasyon sağlatıyor böyle kulağınızda. 8D müzikler oluyor böyle. Hani dönüyor ya etrafınızda. O hissiyatı bile müziklerde verebiliyor. Ben o açıdan beğendim. Ama dediğim gibi dezavantaj olarak fiyata bakarsınız uymayabilir, uyabilir bilmiyorum ama yani dediğim gibi kutusu olsun, tasarımı, işte o mikrofonun 6 adet olması, sesi güzel bir şekilde iletiyor olması bunlar benim için önemli detaylar. Ama sadece kulağımda bak şu anda oturuyor. Problem yok. Hani böyle sallasam da düşmez. Ama sanki böyle Uzun süre kullanıp terledikten sonra düşecekmiş hissiyatı veriyor bana, korkusu veriyor. Bu arada metroda da denedim bunu, açık ve net söyleyeyim. Biliyorsunuz metrolar iş çıkış saatlerinde çok kalabalık ve sesli oluyor. Dinlediğiniz şarkıdaki dış sesleri almıyorsunuz. Şu an bile şöyle söyleyeyim, kulaklık yarı gürültü engellemeye dayalı bir yapıda. Yani şu an kendi sesimi bile hani zor duyuyorum demeyeyim ama böyle bağırıyor gibi hissediyorum. Aslında bağırmıyorum ama o sesi en aza indirgiyor. Bunu da buradan söylemek istedim. Gene kulaklıkla ilgili soruların vesaire olursa yorumlardan cevaplayabilirim. Videoyu izleyip beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.